Marmara Denizi'nde deniz salyası istilası devam ediyor. A1 ekibi Kadıköy sahilinde su altına daldı ve yaşanan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Daksar ekibi ve dalgıç İsa Şahin Türk'le beraber denizin üzerinde bir keşfe çıktık. Deniz salyasının nerede olduğuna dair gözlem yaptık ve Caddebostan sahilinde yoğun olduğunu gördük. Şimdi dalgıç İsa Şahin Türk'le beraber Daksar ekibinin botunun üzerinden denizin altına giriş yapacağız ve deniz salyasını denizin altında da görüntüleyeceğiz. Deniz salyaları kirlilikten dolayı, kanalizasyon atıklarından dolayı denizde normalde oluşması gereken fitoplanktonların oluşmasını engelleyerek onların yüzeyine yapışıyor ve onlarla beraber salya şeklinde oluşuyor. Bu salyalar da A'dan Z'ye her şeye zararı var. Yani denizin altındaki balıklar olsun, daha sonra ağlarla yüzeye çekildiğinde ağlara yapışması, giden tekneler, bizim gibi dalgıçlar, yani her şeyi etkiliyor. Sudaki oksijeni de yok ettiği için o bölgede balık da az oluyor. Kötü kokuyla tamamen çevre kirliliğin deniz yüzeye kusmuş oluyor bu şekilde. İsa Şahin Türk'le beraber dalış kıyafetlerimizi giydik ve Caddebostan sahilinde az sonra dalış gerçekleştireceğiz ve deniz salyasını denizin altında da görüntüleyeceğiz. Tamamen deniz salyasıyla kaplanmış. Yani kuma ulaşmak için deniz salyasını eşeleyerek kumu görüyor diyoruz. Bu şekilde zeminde yaşayan bentik canlılar da etkilenmiş durumda. Yani denizin tavanından tamamen üstüne kuşlara kadar herkesi etkileyen bir durum şu andaki salyalar. Ben sizinle beraber dalış gerçekleştirdim ancak üstünün de koktuğunu fark ettim. Altında da bir koku var gibi. Evet, deniz salyası kirlilikten oluştuğu için ana maddesi kanalizasyon atıkları olduğu için o yüzden şu anda suda da kokuya sebep oluyor. Yüzeyde birikenler de kokuyor. Suyun içindeki üzerimize yapışanlar da ayrıca kokuya sebep oluyor. A Haber ekibi olarak dalışımızı gerçekleştirdik ve şu an Kalamış sahile doğru ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Açıkçası Caddebostan sahilinden Kadıköy sahiline kadar denizin yüzeyinin her bir noktası deniz salyasıyla kaplı. Bir ay önce falan daha hakimdi, daha çok vardı. Ancak Poyraz rüzgarları başlayınca zannediyorum biraz aşağı doğru gitti ve azaldı. Bir azalma görüyoruz. Bu yaratıkların ne tam olduğunu bilmiyorum ne olduğunu. Ama teknelerin soğutma suyuna, filtrelerine zarar verebileceğini tahmin ediyorum.
denizden su alıp arıtanlarda da problem olacağını düşünüyorum.